Herkese merhabalar. Bu videoda borsa endeksleri analizi ve kripto para analizi yapacağım. Öncelikle Amerika'dan S&P 500 ve Nasdaq, daha sonra Bitcoin, daha sonra BIST 100 ve BIST 100'ün dolar bazlı grafiklerini inceleyeceğim. Biliyorsunuz her hafta sonu düzenli olarak bu analiz videolarını yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bugün bu video yayında olacak. Yarın altın ve gümüş ons analiz videosu yayında olacak. Hafta içi her gün 3 şirketin inceleme videoları da yayında olacak. Dileyenler dilediğini izleyebilir dedikten sonra S&P 500'de başlayalım. S&P 500'de yükseliş hareketi devam ediyor. Daha önce bir kere stop olmak gerektiği çalışmıştı şurada. Aşağıya doğru bir kırılım gelmişti. Ondan sonra tekrar yukarıya gitti ve al sinyali geldi. Şu anda tekrar stop seviyesinin üzerinde olduğu sürece tutulabilir. Ben hiçbir pozisyon tutmuyorum, hiçbir pozisyon taşımıyorum. Dışarıdayım. Fakat içeride olanlar hala pozisyonlarını stopu yukarıya çekerek tutabilirler. Geçen haftaki stop seviyesi 4732 seviyesiydi. Bunu biraz yukarıya kaldırmak lazım. 4840 diyebiliriz. Yani 4840 değerinin üzerinde kaldığı müddetçe yukarıya doğru hareket devam edebilir. 4840 değerinin altında günlük kapanış yapılması stop olunması gerektiği anlamını taşır. Buradan yeni maliyetlenmenin ben yüksek bir seviyede maliyetlenmek anlamına geleceği için doğru bulmuyorum. Yani buradan alım yapmayı doğru bulmuyorum. Sadece var olan pozisyonları taşımak isteyenler stop seviyesine sadık kalarak aşağıdan stop seviyesini takip ederek ve her hafta yükselterek bu stop seviyesini sonuna kadar trendi takip edebilirler olarak görüyorum. Bir gevşeklik ihtimali daha da yükseldi bu hafta yaşananlardan sonra. Bu hafta Merkez Bankası Başkanı Powell dedi ki eğer işsizlik verilerinde bir olumsuzluk görürsek daha erken de faiz indirebiliriz. Yani bu biraz şeye benzedi. Bir bahane bulsak biz de faiz indirmek istiyoruz ama bir bahanemiz yok gibi bir şey hissettim ben o açıklamada. Yani Mart toplantısında faiz indirmek istemiyoruz dedi. Yılın ikinci yarısında faiz indirme ihtimali olabilir. Fakat işsizlik verisinde bir sorun görürsek daha erken de indirebiliriz. İşte bu şeye geliyor. Yani biz de çok indirmek istiyoruz ama bir bahanemiz yok. Bir bahane bulsak hemen biz de indireceğiz gibi gevşek bir ifade algıladım. O yüzden yukarıya doğru hareket biraz daha devam edebilir. Fed Başkanı da piyasanın gevşek beklentilerine uyum sağlamaya başladı gibi görünüyor. Amerikan Merkez Bankası yılın ikinci yarısını beklemeden, birinci yarısında da yani Mayıs ya da Haziran'da da faiz indirimi yapabilir ihtimali oluştu o söylemden sonra. Yani bir bahane bekliyor olması indirimi aslında yapmak istediğini gösteren bir unsurdu benim gözümde. O yüzden yukarıya hareket devam edebilir. Fakat yukarıya hareket devam ettikten sonra belki de hani beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır vardır ya, belki de faiz indirimi başladıktan sonra şu büyük yükselişin düzeltmesi gelebilir. O yüzden buralardan ben hala fiyatın yüksek olduğunu düşünüyorum. Yukarıya kadar gidebilir. Yukarıda hedef 5200 bölgesi, 5300 bölgesi olabilir. Fakat maliyetlenmek için ben güvenli bölgede olduğunu düşünmüyorum. Fakat hala pozisyonlar taşıyanlar stoplara sadık kalarak pozisyonları taşıyabilirler olarak görünüyor. Nasdaq'a geçtiğimizde Nasdaq'ta da 16.688'di geçen haftaki stop seviyesi. Bu hafta bunu biraz yukarıya çıkarmak lazım. 17.090 diyebiliriz. 17.090 değerinin üzerinde kaldığı sürece yukarıya hareket devam edebilir. 17.090 değerinin altında günlük kapanış yapar ise bu sat demektir. Pozisyonlardan çık demektir. Şu an için 17.090 değerine sadık kalmak lazım. Ve gevşeklik ihtimali gittikçe artıyor. Bunu da not etmek lazım. Özellikle son toplantıdan sonra, son Fed toplantısında başkanın açıklamalarından sonra. Bitcoin tarafında bir değişiklik yok. Şu hareketin tepki yükselişi geliyor. Biraz daha yukarıya da gidebilir. 44.200, 44.500 aralığına kadar gidip ondan sonra tekrar aşağıya doğru gelebilir. Ben aşağılardan hala 34.000 seviyelerinden almayı bekliyor olacağım. Buradan yukarıya doğru tekrar hareketin gelmesini bekliyorum. Şu anda Bitcoin tarafında da dışarıda olmanın ben kendi adıma daha doğru olacağını düşünüyorum.
ve 34 bin dolar seviyesine gelirse şu aşağıya hareket geldikten sonra alım yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum Bitcoin tarafında da. Borsa İstanbul'a geçelim. Borsa İstanbul'da etkileyen iki önemli unsur var. Birincisi esasında herkesin çok konuştuğu Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliği. Ben çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum başkan değişikliğinin. Çünkü ana politikada bir değişiklik olmayacak. Maliye ve Hazine Bakanı yerinde kaldığı müddetçe Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi çok büyük bir şeyi değiştirmeyecek. Çünkü buradaki değişiklik kişisel nedenlerle oldu biraz. Kişisel uyumsuzluklar nedeniyle sanki bir değişiklik oldu. Yani politika setinden üst yönetimin rahatsız olması nedeniyle bir değişiklik olmadı. O yüzden burada çok büyük bir etki yol açacağını düşünmüyorum Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliğinin. Asıl etkiyi yol açacak unsur hafta içi açıklanan iki tane halka arzdır benim gözümde. Daha önceleri de hep söylüyordum. Halka arzlar piyasadan çok fazla likidite çektiği için endeksin, genel borsanın yukarıya seyrini azaltıyor. Özellikle çok coşkulu, çok fazla büyük, her hafta iki tane, üç tane halka arzın olduğu dönemlerde bizim borsa endeksimizde güçlü düşüşler gördük. Ve şu dönemde hiç halka arz açıklanmadı ve borsa endeksimizde güçlü yükseliş gördük ve hemen bir halka arz açıklandı. Sanki çok fazla yukarıya gitmesini de istenmiyormuş gibi bir durum oluştu. Yani yukarıya gidişi sınırlamak isteniyormuş gibi bir durum oluştu benim gözümde. Ve önümüzdeki hafta iki tane halka arz yapılacak. Burada bir likidite çekilecek. Asıl önümüzdeki hafta SPK bülteninde sonraki hafta için halka arz açıklanacak mı? O benim için çok önemli. Çünkü her hafta iki tane halka arzın açıklanacağı bir ortama mı giriyoruz tekrar? Yoksa işte iki tane halka arz açıkladık, bir iki hafta duruma bakacağız. Ondan sonra tekrar bir iki tane daha halka arz açıklayacağız şeklinde daha usturuklu, daha dengeli bir duruma mı giriyoruz? Bunu anlamamız için önemli olacak. Daha önce yaptıkları gibi her hafta iki tane, üç tane halka arz açıklanır ise burada artık büyük dalgalanmalar ve düşüşler görülebilir. Bu ihtimal vardır diye düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki haftanın SPK bültenini ve halka arz açıklanıp açıklanmayacağını takip etmenin ben bu aşamada daha doğru olacağını düşünüyorum. Eğer dengeli bir şekilde gider ise çok aşırı yoğun bir halka arz programı olmaz. İşte bir hafta halka arz yapılır, bir hafta, iki hafta dinlenilir ise yönün yukarıya doğru devam etme ihtimali hala daha yüksek gibi görünüyor. Bana yukarıya gitme ihtimalimiz daha yüksek. Likidite artıyor, enflasyon artıyor. Zaten maaşların artışı nedeniyle büyük bir enflasyon oluştu. Ocak ayı, Şubat ayı enflasyonu yüksek olacak büyük ihtimalle. Bu enflasyona da tepki veriyor endeks. Bu oluşan likiditeyi halka arzlarla tekrar emerler ise endekste tekrar aşağıya doğru hareketler görülebilir. Umalım halka arzların çok fazla, hani şu dönemde yapıldığı gibi çok fazla abartılmadan yapılması ve dengeli bir şekilde yapılması olsun. Burada bence Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliğinden daha önemli olanı halka arzların tekrar başlıyor olmasıdır. Bu hafta itibariyle likiditeyi çekecek bir unsurdur. O yüzden bu hafta dalgalı bir hafta yaşama ihtimalimizi ben yüksek görüyorum. Pazartesi günü önce bir yukarı tepki verilebilir. Bu Merkez Bankası değişikliklerine bir tepki. Daha sonra halka arzlar nedeniyle bir aşağıya doğru hareket ve tekrar yukarı kapattığımız, yani başladığımız yerle kapattığımız yer arasında çok büyük bir fark olmayabilir hafta sonuna girdiğimizde diye değerlendiriyorum. Dalgalı bir hafta bizi bekliyor bu hafta Borsa İstanbul'da ve önemli olanın da yeni halka arz programı olduğunu düşünüyorum.
Dolar bazlı baktığımız zaman zaten 305 dolara kadar gitme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Burada bir direncimiz vardı. Tam o dirençten döndük. Halk arzlar nedeniyle burada bir aşağıya doğru hareket, 277 dolarlar seviyesine doğru bir hareket olabilir. Ondan sonra tekrar yavaş yavaş yükselip 305 dolar direncimize doğru gidebiliriz. Ben 305 dolara kadar gideceğimizi düşünüyorum. Oraya kadar herhangi bir sorun görmüyorum. Türk lirası bazında da 10 bin dolara kadar gidebileceğimizi düşünüyorum. Eğer halk arzlar çok fazla abartılmazsa, dengeli bir şekilde yapılmaya devam edilirse, bu 305 dolar ve 10 bin puan seviyelerinin gelme ihtimalini önümüzdeki aylar içerisinde çok yüksek ihtimal olarak görüyorum. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.